Sayın seyirciler, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanıyor. Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam da Haziran enflasyonun belli olmasıyla netlik kazanacak. Kritik rakamları ekonomist, doçent doktor Bilal Bağış'la konuşacağız. Şimdi hemen konumuza dönelim. Hoş geldiniz. Merhaba Gözde Hanım, hoş bulduk. Efendim, şimdi enflasyon rakamları tabii çok çok önemli. Bütün herkesin gözü kulağı da bu rakamlarda. Öncelikle bununla ilgili neler düşünüyorsunuz ve tahminleriniz, öngörüleriniz neler? Neler söylemek istersiniz? Gözde Hanım, tabii enflasyonun Türkiye'de Mayıs, Haziran gibi %75'li seviyeleri yakaladıktan sonra senenin geri kalanında adım adım gerilemesi bekleniyordu. Nitekim Mayıs ayında da %75'in üzerinde enflasyon gerçekleşmesi oldu. Artık Haziran'dan itibaren özellikle geçen yılın aylık enflasyon gerçekleşmelerini göz önüne alırsak, öncelikle baz etkisiyle, daha sonra arz ve talep yönlü etkilerle enflasyon artık adım adım gerilemesini ve piyasa beklentisini göz önüne alırsak sene sonuna doğru %40'lı seviyelerin belki biraz üstünde gerçekleşebileceğini öngörüyoruz. Merkez Bankası'nın kendisi ise enflasyonun yıl sonuna doğru %40'ın altına %38'li seviyelere geleceğini öngörüyor. Bu ay için, Haziran ayı için benim beklentim de 12 aylık enflasyonun %70'li seviyelerin hemen üzerinde gerçekleşeceği yönünde. Evet. Peki tabii ki memur ve emekli maaşları da bu durumdan etkileniyor. Haliyle işte alım gücü de artacak eğer enflasyon düşerse. Bununla ilgili hem alım gücünün artması ama daha da ötesinde elbette bunun korunması da çok önemli. Başka neler yapılabilir sizce? Tabii enflasyon rakamları açıklandıktan sonra maaş artışları ile ilgili memur emeklisi, SSK, bağkur emeklileri için maaş zam artışları da konuşulacak, tartışılacaktır. Ancak tabii dediğiniz gibi fiyatların maaş artışlarının yanında fiyatların kendisinin çok fazla artmaması daha önemli. Enflasyonun da önümüzdeki aylar aylık gerçekleşmeler itibariyle oldukça zayıflayacağını öngörüyoruz. Biraz önce de konuştuğumuz gibi. Dolayısıyla alım gücündeki azalmanın geçen 1-2 yılda çok fazla gözlemlediğimiz biraz daha sınırlanabileceğini öngörebiliriz açıkçası. Peki tam anlamıyla ekonomi yönetiminin beklentilerini şu an için en azından karşılıyor mu? Ekonomi yönetimi tabii öncelikle baz etkisiyle enflasyonun aşağı çekilmesini bekliyor. Ancak tabii bununla yetinmiyor. Ekonomi yönetiminin kendisinin de özellikle son bir yılda parasal sıkılaşma ile ilgili attığı adımlar, ardından maliye politikası, mali sıkılaşma, tasarruf adımlarıyla atılan adımlar, bununla birlikte tabii özellikle üretimin arz yönlü faktörlerin canlandırılması, arz yönlü faktörlerle de enflasyonun dizginlenmesi için kredi piyasasında seçici kredi uygulamalarıyla üretimin özellikle gıdada, hizmet tarafında üretimin desteklenmesi, tabii bunlarla birlikte emtia fiyatları, enerji fiyatları üzerinden üretici tarafında üretici fiyat artışlarının çok yüksek seyretmemesi için özellikle kurdaki istikrarın sağlanmış olması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ile ilgili atılan adımlar önümüzdeki dönemler tabii hükümetin elini oldukça güçlendiriyor. Bunlar tabii ne kadar yeterli olacak, ek tedbirler gelecek mi? Bunu önümüzdeki aylar, önümüzdeki dönemler yakından takip ediyor olacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bilal, şimdi şöyle bu ayda açıklandı. Haziran ayında %1,64 artmış. Dolayısıyla şimdi Haziran ayı özelinde de özellikle konuşalım istiyorum. 1,64 sizce nasıl? Tabii aylık enflasyon açıkçası tabii %2'nin üzerinde de gerçekleşebileceği ile ilgili beklentiler vardı. Biraz daha düşük gerçekleşmiş oldu. Bu tabii enflasyon rakamının açıklanmasından önce önümüzdeki aylar enflasyonda
gerileme yönelik beklentileri destekliyor. Dolayısıyla artık Mayıs ayından sonra Haziran ayı itibariyle artık enflasyonun adım adım gerileyici sürecin başladığı ile ilgili beklentiler ve açıklamalar desteklenmiş oldu. Önümüzdeki aylarda tabii bu düşüş trendinin aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz ve yıl sonuna doğru mümkünse %40'lı seviyelerin altında bir enflasyon rakamıyla 2025 ve 2026 içinde artık %10'lu ardından tek haneli rakamlar gerçekleştiği takdirde Merkez Bankası'nın ve orta vadeli programın da tabii hedefleri tutturulmuş olacak. Dolayısıyla enflasyonla mücadele noktasında Türkiye arzu ettiği patikaya adım adım girmiş olacak. Görüntü o şekilde. Peki, şimdi şu da var, onu da hemen paylaşalım. SGK emeklisine enflasyon farkı alacak, onlar da bekliyordu. %24,73 fark alacakları da belli oldu. Sizce bu yüzdelik dilim nasıl? Tabii enflasyon rakamları açıklandıktan sonra konuşmanın başında da bahsettiğimiz gibi SSK Bağkur emeklileri, diğer taraftan memur emeklileri için de maaş artışları belli olacak demiştik. Görünen o ki işte açıklanan rakamlarla birlikte %25'e yakın bir SSK ve Bağkur emeklileri maaş artışları önümüze çıkıyor oluyor. Benim de açıkçası 1-2 ay önce kamuoyuyla da paylaştığım beklentilerim bu yöndeydi. Yani %25'lik bir maaş artışı SSK ve Bağkurlar için öngörmüştüm. Şimdi de öyle olacak gibi görünüyor. Diğer taraftan da tabii bu görece düşük aylık enflasyon gerçekleşmesi yine memur ve memur emeklileri için de 3,5 milyon memur ve 5 milyon üzerinde kamu çalışanı için de %20'ye yakın, %20 civarı bir maaş artışı anlamına gelecek. Şimdi Haziran 2022, Haziran 2023 ve Haziran 2024'e baktığımızda 4,95, 3,92 ve 1,64 ile devam ediyor bu seyir. Bir önceki yılın yine Aralık ayına göre ise %24,73, yani 6 aylık bir dilim için. Bununla ilgili yorumlarınızı da alırım. 20 tabii 6 aylık enflasyon gerçekleşmeleri geçmiş 6 ayın enflasyon gerçekleşmeleri daha belirleyici maaş artışları için. Biraz önce konuştuğumuz maaş artışı beklentileri 16 milyon emekli için 5 milyon üzerinde kamu çalışanı için %25'lik ve %20'lik maaş artışları temelde bu 6 aylık enflasyon gerçekleşmeleriyle ilgili. Diğer taraftan tabii önümüzdeki dönemin enflasyon beklentileri artı refah payı artışı olacak mı? Bunu da tabii hükümetin kendisi değerlendiriyor olacak. Bekliyor musunuz peki efendim? Ancak ben açıkçası mevcut durumdaki parasal sıkılaşma, mali sıkılaşma ve bir ay önce, 1,5 ay önce açıklanmış olan yeni tasarruf paketlerini de göz önüne alırsak, ekonomi yönetiminin ekstra artışlara mesafeli olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla mevcut görünen 16 milyon emekli için %25 civarı ve memur emeklileri için de 3,5-4 toplam 5 milyonluk kamu çalışanı için de sadece %20'lik bir enflasyon daha olası görünüyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ekonomist doçent doktor Bilal Bağış bizlerle birlikteydi. Enflasyon rakamlarını değerlendirdik. Kendisiyle konuğumuza teşekkür edip uğurlayalım. Biz devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.